boyun fıtığının nedenlerinden en önemlisi genetik yatkınlıktır. Özellikle ailesinde bel ya da boyun fıtığı olan kişilerde bel ve boyun fıtığına yakalanma ihtimali yüksektir. Diğer bir neden mesleki faktörlerdir. Özellikle masa başı çalışanlarında, bilgisayar kullananlarda, uzun süreli araç kullananlarda sıklıkla boyun fıtığı görülür. Diğer bir nedenimiz travmalardır. Yüksekten düşmeler, araç kazaları, motosiklet kazaları, bunlar sonucunda boyun bölgesinde oluşabilecek hasarlanmalar sonucunda ciddi oranda boyun fıtığı meydana gelebilir. Diğer bir neden sportif yaralanmalardır. Özellikle boyun bölgesine meydana gelebilecek darbeler sonucunda boyun fıtığı oluşabilir. Yatarken kullandığımız yastık ya da yastıksız yatmadır. Özellikle yüzüstü yatmak boyun fıtığını oluşturabilecek en önemli etkenlerden biridir. Biz hastalarımıza ortopedik yastık önermekteyiz. Ortopedik yastığa yan ya da sırt üstü yattıkları zaman boyun fıtığından korunmuş olurlar. Diğer bir neden cep telefonlarını uzun süreli kullanmak. Cep telefonlarıyla uzun süreli konuşmak, uzun süre cep telefonuna bakmak boyun bölgesine ciddi hasarlar meydana getirebilir.